Herkese selamlar. Ben Ekin Eylem Ulaş. Kumtel Türkiye YouTube kanalının hazırlamış olduğu Ramazan Kumtel'le Güzel programıyla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir tarif yapacağız. Tamamen kendi reçetem olan, kendi tarifim olan bir tarif yapacağız. Ve bunu sahurda afiyetle yiyebileceksiniz. Tarifim şu. El yapımı lavaşlı karamelize soğan dürüm diyelim. Ama biraz farklı olacak. Sunumda farklılıklar gösterecek. Bu lavaşımızın bir özelliği de içinde yoğurt olması aslında. Daha yumuşak, daha böyle pamuksu bir lezzet olmasını istiyorum. Klasik zaten un, su, tuz kullanıyoruz. Bunun yanında içine de yoğurt eklemiş olacağız. İç malzemesinde ise kapyabiber ve karnabahardan bir, nasıl diyeyim, püre hazırlayacağız ve lavaşımızın içine süreceğiz. Karamelize soğan hazırlayacağız. Püremizin üzerine harika bir karamelize soğan yerleştireceğiz. Sonra bunu bir güzel saracağız. Sardıktan sonra dilim dilim kesip fırınlayacağız ama fırınlamadan önce üzerine cheddar peynir dilimleyeceğiz. O fırınlanırken bir yandan biz domates sos hazırlayacağız. El yapımı çok lezzetli bir domates sos yapacağız. Çıktıktan sonra hepsini birleştirip sunuma hazır hale getirip sahurda da afiyetle yiyeceğiz. Çok fazla beklemeden hemen tarifimize geçebiliriz. Ocağımın altını yakıyorum. Öncelikle kapya biberim ve karnabaharımı haşlayacağımı söylemiştim size. Bunları çok fazla haşlamamıza gerek yok. Az bir şey haşlasak da yeterli olacaktır püremiz için. Şöyle bir miktar daha karnabahar. Karnabaharı bol tutabilirsiniz. Kıvamını arttırır. Şimdi onlar bir yandan haşlanırken ben de diğer yandan artık soğanlarımı doğramaya geçebilirim. Karamelize soğanla alakalı size birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Bunlar soğanı karamelize ederken sizin için çok lazım olacak detaylar. Öncelikle soğanlarımı ortadan ikiye bölüyorum. Bunları ince bir şekilde piyazlık doğrayacağız. Bir yandan da tavama biraz zeytinyağı ekliyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Karamelize soğan yapmanın iki tane tekniği var arkadaşlar. Bir tanesi ve kolay, daha hızlı yolu, içine soğanlar pişerken içine toz şeker atmak. Onun yanında diğer bir teknik de biraz daha zamanınızı alan bir teknik. Soğanın kendi asitiyle, o asitin şekeri dönüşmesiyle birlikte karamelize olmasından bahsedeceğim. O da şöyle, orta derece bir ısıda ocağınızı orta seviyeye getirebilirsiniz. Orta seviye ısıda soğan kendi kendine, kendi asitini, suyunu sala sala ve o asit artık şekere dönüşe dönüşe kendini karamelize etmiş olacak. Ve gerçekten yediğiniz zaman böyle içinde şeker varmış gibi bir tat alacaksınız. Bu çok önemli bir detay. Ben genelde soğanlarımı bu şekilde karamelize ediyorum. Şimdi soğanların bir yandan karamelize oluyor, bir yandan da karnabaharla kapya biberlerim haşlanıyor. Ben de o sırada artık hamurumu tutmaya başlayabilirim. Ne yapacaktık? Şimdi hamurumuz için un, su, yoğurt ve tuza ihtiyacımız var. Unumuzdan alıyorum. Bir miktar da yoğurt. Şöyle iki kaşık kadar yeterlidir. Yavaşça hamurumuzu artık kıvama getirebiliriz. Hamurum hazır. Şimdi hamuru dinlenmesi için strece sarıp kenarda bekleteceğim. Hamurum dinlenirken ben de bir yandan püremi robottan geçirebilirim artık. Soğanlarım yavaş yavaş renk almaya başladı. Karamelize oluyorlar. Sebzelerimin haşlanmış olduğu ocağın altını kapatıyorum. Kaşık yardımıyla sebzelerimi robotuma alabilirim. İçine de bir miktar sebzenin bulunduğu sudan katarsanız pürenizi daha güzel şekilde çekebilirsiniz. Biraz da kırmızı biber. Pürem hazır oldu. Şimdi onu bir kaba alayım. Bana lazım olacak kadarını. Şimdi soğanlarım karamelize olmaya devam ederken ben de bir yandan domates sosumu hızlı bir şekilde yapabilirim. Domateslerimi de bir yandan soyayım. Bir yandan soğan, sarımsak harcımı da kavuruyorum. Domateslerimi doğrayacağım ve içine katacağım. Altını kısabiliriz. Suyunu sala sala burada iyice kaynamasını istiyorum. Şimdi karamelize soğanlarım hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Ve soğanlarımı kaseye alıyorum. Biraz toz şeker atacağım domates sosumun içine. Çok hafif, fazla değil. Artık bunu blenderdan geçirebilirim.
Salça koymadığım için arkadaşlar pratik hızlı bir sos hazırladım, domates sos. Tam da bu noktada fırınımı açıyorum. Çünkü fırın bana lazım olacak. Nerede lazım olacağını en son göstereceğim size. Şimdi hamuruma geçmeden önce burada doğramış olduğum fesleğenlerim vardı. Fesleğenlerimi domates sosumun içine eklemek istiyorum. Lavaşlarımı pişireceğim tavamı ocağa aldım ve altını yakıyorum. Şimdi hamurumu açtım. Tavama alabilirim artık. Bu lavaşım pişti. Çok fazla tutmaya gerek yok. Kurutmayalım. Bezin, torşon diyoruz biz buna. Bir torşonun arasını alacağım ki yumuşak yumuşak ısısını kaybetmeden bezin arasında kalsın. Hemen hemen bütün aşamaları tamamladık. Geriye sadece bunları birleştirme aşaması kaldı. Ve fırınımı da bu yüzden açtım aslında. Göstereceğim onu da size. Yavaş yavaş artık ürünlerimi bir araya getirebilirim. Şimdi son olarak üzerine biraz da cheddar peyniri rendeleyeceğim ve fırın da bu noktada devreye girecek arkadaşlar. Evet, artık sarmamız fırına girmeye hazır. Şimdi kontrol edelim. Bence hazır. Burada hazırlamış olduğum bir domates sosum vardı. Ve son olarak doğramış olduğum maydanozlarım. Evet, şimdiden afiyet olsun. Benim kendi tarifim olan sahurlarınızda ya da kahvaltılarınızda lezzetli bir şekilde yiyebileceğiniz el yapımı lavaşla karamelize soğan dürüm. Ama birkaç aşamadan oluşuyordu. Kademeli bir yemekti ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Ben Ekin Eylem Ulaş, Kumtel Türkiye YouTube kanalının sunmuş olduğu Ramazan Kumtel'le Güzel programından şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere.